sizlere İbn Sina'nın Kulunç Risalesi'nden bahsedeceğim. Bu Risale İbn Sina'nın yazmış olduğu kısa risalelerden biridir. Ve İbn Sina bunu Ferdecan'da zindanda bulunduğu sırada yazmıştır. Daha önce Büveyhi hükümdarı Şemsüddevle'yi İbn Sina iki kere bu hastalıktan kurtarmış idi. Fakat Şemsüddevle'den sonra devletin başına gelen hükümdarlar çeşitli siyasi sebeplerden dolayı İbn Sina'yı Ferdecan'da hapsetmişler idi. Dolayısıyla onun bu risaleyi hapishanedeyken yazmış olması manidardır. Kulunç bir bağırsak hastalığıdır. Burada birkaç kavram karmaşasına işaret etmek gerekir. Kulunç, bizim halk arasında özellikle bir kas rahatsızlığını ifade etmek için kullanılır ki burada kastedilen kulunç ile bu farklıdır. Bağırsak rahatsızlığını ifade eden kulunç, eski Yunanca'da kolon kelimesinden Arapçaya geçmiş bir kelimedir. Kolon, kalın bağırsağı ifade eden bir kelimedir. Nitekim bugün biz tıp literatüründe bu kelimenin bazı türevlerini kullanmaktayız. Kolonoskopi gibi. Bu kelime Latince'ye colicu şeklinde geçmiştir. Dolayısıyla kolik, kulunç hastalığını yani bir bağırsak rahatsızlığını ifade eden kelimedir. Fakat biz kolik kelimesini de bugün özellikle çocuklarda bir ağlama nöbetini ifade eden rahatsızlık olarak kullanmaktayız. İbn Sina bu risalesinde 3 başlık altında hastalığın sebeplerinden, semptomlarından ve tedavisinden bahseder. Tarihin garip bir cilvesi şudur. İbn Sina da bu hastalıktan vefat etmiştir Hemedan'da 1037 yılında. Denilir ki kendi tedavisi için ilaçlarını yapmış idi, kendini kısmen tedavi de etmeye başlamış idi. Fakat hizmetçilerinin bir ihmali hastalığın oldukça ilerlemesine sebep oldu. Ve İbn Sina artık kurtulma ümidi kalmayınca tedaviden de vazgeçmiştir denilir.